Kurban Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı'nda bir araya gelen partililer bayramlaştı. Bayramlaşma programına katılan MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay partililerle tek tek bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Allah'a teslimiyetin, İbrahimce teslimiyetin, İsmailce teslimiyetin sembolü olan Kurban Bayramı'nı hep beraber idrak etmiş bulunuyoruz. Bu mübarek bayramın tüm İslam alemine, Türk dünyasına hayırlara vesile olmasını ve bu sebeple Türk İslam aleminin bayramını kutluyorum. Coşkuyla geçen bu bayramın önümüzdeki dönemlere barış, kardeşlik, paylaşma ruhunu, başarıyı, milletimizi 2023'e hazırlayacak ruhu inşa etmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Partim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, mübarek Kurban Bayramı itiraf ettiğimiz bu sıcak günlerde öncelikle buraya kadar gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nde bayramlaşan tüm partililerimize teşekkür ediyoruz. Allah her sene bu günlere çıkmayı nasip etsin. Tüm Gaziantep halkına sizin aracınızla bayramını kutluyoruz. Hayırlı, mutlu, sağlıklı nice bayramlar diliyoruz. Özellikle askerlerimize, polislerimize, görevleri başında bizim güvenliğimiz için, bizim ferahımız için silah başında bekleyen tüm Mehmetçiklerimize üstün başarılar, sağlık ve sıhhat diliyoruz. Tüm Gaziantep halkının bayramı mübarek olsun. Bayram birlik ve beraberliktir. İçerisinde çok manevi atmosferi yüksek günleri idrak ettiğimiz Kurban Bayramı ve şu anda milyonlarca hacımız hac görevini tamamlamışlardır. Hacı içerisinde barındıran bu mübarek günlerde ülkemizin birlik ve beraberliği için, partimizin, davamızın birlik ve beraberliği için herkesi kucaklaşmaya, herkesi bayramlaşmaya davet ediyoruz. Konuyla, komşuyla, eşle, dostla kucaklaşarak bayramlaşılır. Bu günlerde, hudutlarda bizleri bekleyen koç yiğitlerimizin de bayramı mübarek olsun. Bu günlerde vazifesi başında olan bütün devlet memurlarımızın da bayramını tebrik ediyorum. Ayrıca bu bayram süresince ailelerini ziyarete çıkmak için yollara düşen kıymetli vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, trafik kurallarına uymaya çağırıyorum. Kötü haber bayramdan sonra duymak istemiyoruz. Kurban trafik kazasına vermek istemiyoruz. Kurbanı Allah rızası için kesmek istiyoruz. Bu vesileyle herkesin Kurban Bayramı'nı yeniden tebrik ederim.